Camiye düşecek mi? Yok be, öyle olduğuna bakma. Kaybolup gidecek birazdan. Bu dünyanın aslında katı çekirdeğini temsil eden tamamıyla demir nikelden oluşmuş bir demirli meteorit. Gördüğünüz girinti çıkıntılar bu meteoritin tamamen akkor halinde atmosfere girdiği zaman sürtünmeyle yanıyor. Yüksek derecede ısıya ulaşıyor ve atmosferin bunu bir yoğurmasından dolayı şu gördüğünüz şekilleri tamamen doğal oluşum. Bu yaklaşık 1,5 kilo. Üst tarafta Türkiye'ye ait Didim meteoriti. Mesela bakın Chelyabinsk 2013'te Rusya'ya düşmüştü. 1000'den fazla insan retina yanığı olmuştu. Kemer meteoriti Fethiye'ye düşmüş. Alen de çok özel bir örnek. Bu meteoritin yaşı 4,56 milyar. Belli bir yağmurda geçiş yapabilecek bir meteoritten daha büyük bir parça ki meteorit olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çünkü videolarda gördüğümüz kadarıyla birden fazla parça var. Büyük parça önde ilerlerken arkada 2-3 parça da yanında seyahatini sürdürüyor. Dolayısıyla öndeki büyük parça daha fazla ışıma yapıyor yanma ve sürtünmeden dolayı. Meteoritlerde atmosfere giriş açısı oldukça önemli. Dik açıyla girerse daha kısa sürede yere ulaşabilir, daha hızlı yanıp tükenebilir. Dün akşam videolarda gördüğümüz gibi çok yatay bir açı. O yüzden süresi uzun, yani uzun süre devam ediyor. Dolayısıyla bu bir uydu enkazı olabilir. İçerdiği minerallere göre yaydığı ışık değişebilir. İşte sodyumluysa farklı bir renk, demir içeriği yüksekse, kalsiyum içeriği yüksekse farklı bir renk ya da atmosferdeki nitrojen ve oksijenle sürtünmeden kaynaklı bir etkileşime girdiyse kimyasal olarak farklı bir renk şeklinde ışıma yapmak zorunda. Dolayısıyla o rengin çok şu an için bir belirteç olduğunu düşünmüyorum. Uydu enkazı olabilir. Yakın zamanda bildiğim kadarıyla bir Rus uydusu parçalandığı söylenmişti. Uydu enkazı olabilir. Ya uzay çöpü diyoruz aslında onlara en geniş haliyle. Uzay çöpü olabilir. Umarım meteorittir. Ve kimseye zarar vermeyecek bir yere düşmüştür de. Çünkü meteoriti incelemek bize güneş sisteminin başlangıcındaki koşulları daha iyi anlamamıza sağlıyor. Meteorit ya da bir farklı bir parçanın düştüğü bilgisi geldikten sonra gerekli incelemeleri tabii ki gerçekleştiririz üniversitede, laboratuvarımızda. Saniyede ortalama 65 kilometre hızla gelmesi gerekiyor. Yani bu oldukça yavaş gözüküyor. Seyri sırasında çok yavaş ilerliyor. Aşırı nadir bir olay değil, yere ulaşması biraz nadir bir olay diyebilirim. Evet. İstanbul, Bursa ve Ankara gibi yani birbirine olabildiğince uzak farklı illerde gözlendiği söyleniyor. 4000'in üzerinde gözlem kaydımız var ama hepsi sadece geçiş. Şu anda resmi kayıtlı Uluslararası Meteorit Bülteni'nde kayıtlı Türkiye'ye ait koordinat olarak 29 tane meteorit var.